Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz. Gördüğünüz üzere. Şöyle bir ara gaz verelim. Bir sesimiz duyulsun. Volvo tırımızı aldım yine. Gördüğünüz üzere. Ve polis stikerleri yapıştırdık üzerine. FH750'nin üzerine. Bir değişiklik olsun istedim. Bugün ayın kaçı? 25'i. 23'ünde gelen yeni bir güncelleme var arkadaşlar. Daha doğrusu bir DLC var. Volvo iş makinası, Volvo araçları, Volvo ile alakalı herhangi bir parça, malzeme taşıyabiliyorsunuz. O DLC'yi satın aldım ben. Şu an gördüğünüz üzere Volvo'nun ekskavatörünü taşıyacağız. Türk dilinde Beko diye geçen kepçemiz var. Gördüğünüz üzere bunu taşıyacağız şu anda. Bakalım yolculuğumuza başlayalım. Nasıl bir yolculuk bekliyor bize hep beraber görelim. Hadi bakalım. Uzunları da yakmadık mı? Bu sefer ışıtmıyor ya. Oy oy oy. İlk kazamızı yaptık. Şuradan. Şöyle aynalarımızı da açalım. Yolumuzu daha rahat görelim. Volvo'nun kendi tırıyla kendi aracını taşıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yükümüz ağır. 25-30 tonluk bir yük taşıyoruz şu anda. Sola sinyalimizi verelim. Dönüşümüzü yaptık. Buradan da sağ sinyalimizi verelim. Soldan gelen giden yok herhalde. Buradan da buradan dönelim. Devam edelim. Tırımız zaten güzel. Tırımızı modifiye etmiştim ben gördüğünüz üzere. Dorsemizdeki yükümüz de kepçemiz. Volvo'nun kepçesi. Yolculuğumuz ıssız yollarda devam ediyor şu anda. Hava karanlık iyice. Akşam yolculuğu yapmayı seviyorum. Uzun yollar akşam daha güzel olur. Selektör yapmak da güzel oluyor ama uzunları yakalım. Yolları göremiyoruz. Bakalım yolculuğumuzu nereden başlatmışız? İşte dikkat etmedim. Berlin'den başlatmışız. Viyana'ya kadar gideceğiz. Viyana'ya kadar yolumuz var. Bakalım. Yükümüz ağır olduğu için tırımız belli bir hızın üzerine de çıkamıyor şu anda. Zaten kendisi var 2-3 ton. Yükümüz de var. 25-30 ton var bu yük. Minimum 15 tonluk tahminen. Alırken de bakmadım ama. Bir petrol bulursa mola vereceğim. Gündüz moduna geçelim. Hava karanlıkta gitmeyelim hep. Farklar falan söndürünce fena. Uzunları yakalım ya, uzunlar daha güzel. Aynen, burada petrol var, petrole girelim. Bir uyku modu yapalım. Almayacağım. Şu dinlenme bölgesine gireceğim.
Tamam, şöyle park noktamıza doğru. Aynen şuraya duralım. Uzunlarımızı kapatalım, lambalarımızı da kapatalım, bir uyku modu yapalım bakalım. Evet. Tırımız nasıl duruyor ama? Tafın da yanına çekmişiz ki. Çalıştıralım. Gündüz daha güzel görün, değil mi? Polis yapıştırmalı tırımızla. Gördüğünüz üzere o tırımız da Volvo zaten. Volvo yükümüzü taşıyoruz şu anda. Camı da indirip biraz hava alabiliriz. Evet, sol camı da indirdim. Bu sonuna kadar indirelim. Kaldırabiliriz. Motor sesi biraz fazla içeri alıyor. Motor sesini biraz fazla içeri alıyor. Kapattım camı. Evet, gündüz gözüne yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Volvo tırımızda Volvo kepçemizi, ekskavatörümüzü taşıyoruz şu anda. Hatta bir tane daha malzeme alabilirmişiz buradan bakınca. Parklarımızı da yakalım. Sağdan gideceğiz. Aracın kendi navigasyonu da var. O yüzden normal navigasyonu açmıyorum. Manuel kullandığımızı. Aracın üzerinde gördüğünüz üzere sağ tarafta, direksiyon sağında, telefonun biraz solunda olan, ön tarafta olan normal navigasyonunu kullanıyorum ki daha eğlenceli bir oyun ortaya çıksın diye. Şöyle yapabiliriz. Mondeo mu geçti ya? Mondeo geçti. Trafik biraz sakin seyrediyor ama. Polis abi bizi geçti. Mustang mi Chevrolet mi ya? Ya Mustang ya Chevrolet geçen. O kaza olmuş herhalde. Ya da bir durmuşlar. Polis de yardım amaçlı durmuş sanırım. Audi Avuç'a benziyor. Çekil Audi. Yol ver de yolumuza bakalım kardeş. Güneş bayağı bir parlıyor. Aracın gölgesi bile ortada yani gördüğünüz üzere. Tırımızı da götürüp de dorsemizi de sağ salim teslim edersek. Yükümüz ağır, biraz ağır gidiyor aracımız fark ettiyseniz. Gerçi aracımız da Volvo sonuçta. Taşıdığımız yük de Volvo.
Bakalım. Yolculukta bizi neler bekliyor? Aracımızın içini daha az çok şöyle bir süsledim. Gördüğünüz üzere telefonumuz, pusulamız, bardağımız falan var. Porsche modları falan yapmıştım. Bu alışan herhalde şey, Türk markası diye düşünüyorum ama. Tır helikopter taşıyor. Biz de taşırız helikopter. Helikopter modumuz var. Ama şu an Volvo'nun kendisiyle Volvo yükleri taşımayı tercih ediyorum. Bir değişiklik olsun diye sadece polis stikerleri yapıştırdım tırımıza. Bir değişiklik olsun, heyecan olsun. Görsel olarak biraz daha hoş bir şey olsun diye bu şekilde bir çalışma yaptım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere. Tır polis tırı olunca da kimse kolay kolay durduramaz bizi yollarda. Geçtik. Bakalım ne kadar gelmişiz. Daha yarı yol bile gelmemişiz. Tünelden de geçelim. Yo, bayağı yüksekmiş burası ya. Aşağısı tren yoluydu. O da bir şehre girişi var oranın da. Biraz tren giriyor sanırım. Şöyle güneşli bir havada yolculuğumuza devam edelim. Mikser ne yaptın sen ya? Beni korkuttun vallahi. Sağa dönecekmiş. Döneceksen önceden sinyal versene kardeşim. Niye son anda verip de bizi korkutuyorsun? Siz ne yapıyorsunuz lan? Ne oldu şimdi? Niye sola atladı? Allah Allah. Helikopter taşıyan. Korkutma bizi ya. Bir anda geçti ha. Ne yapıyor bunlar? Allah Allah. Geliyor gerçi de. Aniden sola atladı. Diğer adam da sola atladı onun yüzünden. Mazotumuz var mı? Var. Devam ki. Nasıl bir yolculuk, ülkeler arası geçtik neredeyse ya. Şehirler arası değil de. Aşağısı ana yol diyecektim de meğerse ırmak gibi bir şey. Kanallar var. Rüzgar esiyor. Kamera da bizi çekti. Tünellerden gidelim bakalım.
Trafikte çalışma var sanırım. Abi sola sinyal vereceğim, hadi. Devam. Otobüsçi abi sen biraz yavaş kaldın ya. Neyse biz seni bir geçelim hele. Fluans mı ya? Hadi biraz daha zorla. Yokuş tırmanıyoruz abi. Biraz zor çıkıyor. Tırcı arkadaşımız ne götürüyor? Ekskavatör götürüyor o da. Bakalım. Aynen o da ekskavatör götürüyor. Hadi kim geçecek? Hadi bakalım. O da mantarıyla götürüyor. Belki arkadaşımız da götürüyor. Kepçe götürüyor normal işine biraz. Şöyle biz bir sağa çekilelim. Yolu bir açalım. Normal araçlar geçsin. Arkamızda polis aracı var. İnşallah durdurup da demez. Ben hayırdır diye. Demez. Hadi polis amca sen git. Biz öyle süs yaptık ya. Sen bizi nereden bileceksin? Hangi şehre geldik ya? Prag'a geldik. Viyana'ya kadar yolumuz var normalde. Eski haritalardan eser kalmamış ya. Normalde şehirlerin girişi böyle değildi. Baktırca abi döneceğim mi duracağım mı anlayamadık senin yüzünden. Ne götürüyorsun sen, elma mı götürüyorsun? Ne yok, biber mi elma mı dolma mı? Hepsini saydım abi ben de. Bunların hiç ışığını beklemeyin. Ben şuradan gireyim abi. Dönüşümüzü yapalım. Şehir merkezinden çıkmamız lazım çünkü. Horoz lojistiği geçiyoruz. Notlarda şey vardı ya, Türk şirketleri vardı, ondan sonra Türk petrolleri, ona benzer şeyler vardı, onları falan hep ekledim. Böyle görsellik açısından da biraz ülkemizi gösterir gibi olsun diye. Gerçi haritamızda İstanbul tarafı var ama belli yerler yok yani. Ayrıca da bir mod yüklemedim yani, Türkiye haritası var gibisinden de. Normal oynadım şu an Avrupa modunda. Türk firmalarını isimlerini ayarladım yani. Onların modlarını ayarladım. Onları görebiliyorum şu an. Şu yolların biraz daha geniş olması lazım ya. Bak işte şehirler arası geçiyorsun. Hemen ilk şerit başka şehre geçiş yolu. Tek şeride düşür yani. Aç çift yönü kardeşim, adam akıllı yolu genişlet. Bu kadar ilk anda daraltmanın anlamı yok yani yolu. Şuradan bir bakalım nereye gidiyoruz. Brno var. Oradan Viyana'ya kadar yolumuz var tabi bizim.
Kırmızı şuraya yolun dışına bir çıkaralım. Dörtlerimizi yakalım. Burada sonlayalım ya. Şurada duralım da vedalaşalım. Balnak gidiyor. Evet. Yolculuğumuz bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Volvo tırımızla FH750'miz var elimizde. Globert. Volvo iş makinamızı taşıdık. Belli bir yere kadar da geldik. Bu kadar yeterli sanıyorum şu an için. Ford C-Max nereye gidiyorsun? Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Görüşmek üzere.